Uzun bir başlık seçtim çünkü uzun başlıkları seviyoruz, daha havalı oluyor. Çok katmanlı harpten bahsedeceğim size bugün. Aslında ilk önce bir fark ettiğim bir unsuru söylemek istiyorum. O da siber savaş başlığımız ama çok fazla siber savunma konuştuk. Siber saldırı hakkında bir şey söylemiyoruz. Çünkü söyleyemeyiz. Çünkü yasalarda karşılığı yok. Bir beşinci katman bütün gün konuşuldu. Beşinci katmanı ben biraz açmak istiyorum. NATO için beşinci katman sadece siber uzayla sınırlı. Almanya yeni yeni, daha çok yeni bir şekilde doktrinlerini değiştirdiler. Ve bunu elektromanyetik spektrum ve bilgi ortamı, bilgi ortamı dediğimizde halkın kafasının içi diye adlandıralım, oraya doğru genişlemeye başladılar. Peki Rusya'ya baktığımızda onlar ne anlıyor? Bütün bunun adına stratejik katman deyip tüm information space, bilgi uzayını dahil ediyor. Ve olayı harbin dışında barış dönemine de dahil ediyor. Yani olayı bir politik savaşa çekiyor. Sağ altta bir bardak altlığına çizilmiş, Alman bir yarbay tarafından çizilmiş geleceğin taktik bilgi harbi var. Burada bilgiyi daha demin söyledikleri gibi, kendilerinin söyledikleri gibi siber, elektromanyetik ve bilgi olarak alıyorlar. Bunu düşünmüyoruz. Dünya yeni yeni düşünmeye başladı. Taktik olarak bu ne demek? Peki, çok katmanlı harp ne? Bu beş katmanı da eş zamanlı tek bir etki için kullanmak anlamına geliyor. Bir örneğine bakalım Ukrayna'dan. Bir kente zırhlı araçlar girecek. Gerçek bir olay bu. Polislerin sokağa çıkıp engel teşkil etmelerini istemiyorlar. Ne yapıyorlar? Siberden polislerin telefonlarını ve isimlerini çalıyorlar veri tabanından. Arkasından GSM kulelerini kullanarak bütün o telefonlara mesaj gönderiyorlar. Yarın sokağa çıkma, çıkmazsan hiçbir şey olmayacak. Bu kısım ne? Psikolojik harp. Ertesi günde fiziksel etki, yani kinetik etki dediğimiz oluyor ve zırhlı araçlar kente giriyor. Polisler sokağa çıkıyor mu? Hayır. İşte çok katmanlı harp, bütün katmanların tek bir etki için kullanılması böyle bir şey. Bir diğer örnek Suriye'den. Ünlü bir gazeteci, savaş gazetecisi. Bölgeden sürekli haber yapıyor, katliamları gösteriyor. Bilgi ortamını kirletiyor mu bu kişi? Saldırganların gözünden, evet. Ortadan kaldırılması gerekiyor. Nasıl kaldırıyorlar? Her gün uydu telefonuyla bağlanıp haber yaptıklarını biliyorlar mı? Biliyorlar. Uydu telefonunun sinyalini buluyorlar ve o sinyali hedefleme olarak kullanıp füze saldırısı yapıyorlar. Ve gazeteci öldürüyorlar. Bu kişi bir sivil. Yani politik harp dediğimiz nokta tam burada devreye giriyor. Altta bizim daha yayınlamadığımız, önümüzdeki ay Kanada'da yayınlayacağımız bir makalenin ufak bir parçasını koydum. 20 bin tane veri inceledik Suriye ile ilgili. Bütün harbi modellemeye çalıştık. Ve siber bilgi harbi olaylarını da grupladık. Bir kere ne görüyoruz? Mor çizgiler, siber ve bilgi olayları. Birden fazla olayın aynı anda olduğunu görüyoruz. Alttaki kırmızı çizgi sivil yardım örgütlerinin kaçırılması ve öldürülmesi. Yükseltileri gördüğünüzde siber harbin ve bilgi harbin denk geldiğini görüyoruz. Önemli bir soru. Bütün mantığımız birlikleri korumaya yönelikken sivilleri kim koruyacak operasyon yaparken? Kısa ve iç karartıcı bir konuşma yapma kararı verdim. İç karartıcı kısmına geçiyoruz. Bu NATO'nun yeni konsepti, meskun mal harbi ile ilgili geliştirdikleri konsept, şu anda ülkeler arasında dolaşımda. Ne diyor bize? 2035'e doğru %62'si dünya nüfusunun meskun malde yaşayacak.
çarpık kentleşme ve güçsüz yönetimden dolayı buralar tehdit noktaları olacak ve bu tehditler ilerleyip uluslararası tehditler haline gelecekler. Venezuela bunlardan bir tanesine örnek. Olduğu anda ne diyor? %62'si meskun mahallede yaşıyorsa buradan ne demeye getiriyorlar? Meskun mahallelerde savaşacağız diyorlar. Ve şu soruyu soruyor. Alttaki videoda Pentagon'un bir videosu. YouTube'da var. Öneririm izleyin. Çok güzel şundan bahsediyor. 10 milyonluk bir nüfusta %1'i sizi sevmese nasıl kontrol altına alacaksınız? Savaşın, gelecek savaşını bahseden iki tane çok güzel kitap. Bir tanesi Afganistan örnek alıyor. Diğeri de Bosna Hersek'i örnek alıyor. Ne söylüyorlar bize? Kuvvet çarpanı olarak şehir. Kuvvet çarpanı nedir? Çok askeri bir terim. Nedir? Klasik mantık. Saldıran 3 olması gerekiyor. 3K olması gerekiyor. Savunan 1K ise. 1K savunan ne yapıyor? Şehri çarpan olarak kullanıyor. Kendi gücünü arttırıyor. Diyor ki mesela kitabında, Out of the Mountains kitabında. Mumbai terörist saldırısı, teröristler ilk önce trafiği kullandı. Trafiği istedikleri şekilde yön verdi. Polislerin ulaşmasını engelleyecek şekilde ondan sonra terör olayını gerçekleştirdiler. Sonra soruyor. Brezilya'daki gecekondu mahalleleri, Jamaika'daki garnizon toplumlar diyor. Çünkü oraya kimse giremiyor. Buraları nasıl kontrol edeceğiz diyor. Ve arkasından şu soruyu söylüyor. Diyor ki sen artık tepeyle geçirme ve askeri hedefler kalmadı diyor. Normatif sistemler diye bir kelime kullanıyor. Bu nedir? İnsanların kafalarında geliştirdiği sistem. Mesela adalet algısı. Afganistan'dan bir örnek veriyor. Amerika geldi diyor. Adalet nedir? Mahkemeler, hakim olacak, bağımsız yargı sistemi. Nerede? Şehir merkezinde. Köy nerede? Şehir merkezine 100 kilometre ötede. Gece ne yapıyor? Gece olunca Taliban geliyor. Kendi yargı sistemiyle sorunu çözüyor ve gidiyor. Halk neye bakar? Halk sorulan çözümüne bakar. Diyor ki o zaman bizim bu normatif sistemler üzerinden rekabetçi kontrolle bunları kontrol etmeye çalışacağız diyor. Askeri hiçbir şey söylemiyor. İnsan bilişsel kısmından bahsediyor sadece geleceğin harbi için. Diğeri de General Robert Smith de İngiliz generali Bosna'da şunu söylüyor. Diyor ki ya biz oraya bir kuvvet gönderdik hiçbir kullanma niyeti olmadan. Gönderdiğin kuvveti nasıl kullanman gerektiği sorusunu soruyor ve şununla bitiriyor aslında. Savaş artık yok. Savaş bitti demiyor. Endüstriyel savaş bitti diyor. Artık patates tarlalarında, kentlerden uzak, tanklarla çarpıştığı bir savaş modeli yok diyor. İnsanların içinde savaşacağız diyor. Peki bu siber içinde demek? Bir, sosyal medya analizi birkaç defa geçti burada. Niye işte bu prizm örneği verildi? Niye bu veriler toplanıyor? Çünkü bu ordular, bu kuvvetler insan kafasını anlamaya çalışıyor. Çünkü geleceğin böyle olacağını biliyorlar. Veya bir şehrin içerisindeki dijital sistemler karşı tarafın bunu güç olarak kullanmasını engelleyebilecek hale geliyor. Daha demin trafik sistemleri konuşuldu. General Mikhail Yakovlev kendi amca dediği birisinin sözleriyle söylüyorum. Fransız Genelkurmay Başkanı olacaktı, ayağa kaydırıldı diyor. Kendisinden de İngiliz Harp Okulu'nda bir ders dinleme fırsatım oldu. Diyor ki Batı'nın savaş anlayışı iflas etmiş bir yöntemdir. Daha önemlisi yine kendi sözleriyle ahlaki olarak iflas etmiş bir yöntemdir. Afganistan'dan bir örnek veriyor. Önüme bir rapor geldi diyor. Bir veya iki AK-47'li bir makinalı tüfek saldırgandan dolayı hava desteği çağrılıyor. Hava desteğinin karşısında bir veya iki kişi var. Yani dikkat ederim. 8 ton patlayıcı atılıyor. Şu anda Suriye'de kullanılan patlayıcı miktarını yaklaşık 4000 tondan daha fazla diyor. Ve şunu soruyor. Bu şehirlerde önümüzdeki 20 sene kim nasıl yaşayacak diyor. Ahlaki olarak iflas etmiş dediği bu.
Diyor ki bütün dünyadaki ordular artık küçük diyor. Niye? Başından beri anlattığım gibi şehirlerden dolayı. Çözüm nerede diyor? Robotik teknolojiler olarak söylüyor. Ama burada şunu söylüyor. Robotlar askerin yerini alacak demiyor. Askerin etrafında bir robotik çevre kurulacak diyor. Önden giden dronlar, arkasına sakladığımız ateş unsurları. Bu ne demek yine? Hemen arkasından, eğer siberle ilgileniyorsanız, robot dediğiniz anda siber sistem demek. Türkiye için gelecek ne diye baktığımız zaman, çok katmanlı harbin biz neresindeyiz? Bir bunu sormamız gerekiyor. Diğer tarafta sadece taktik sahadan uzak sivil dijital spektruma baktığımızda Stuxnet, Estonya, Black Energy çok konuşuldu ama ne yapmamız gerekiyor? Yani çok güzel bir kitap var. Orta Asya'dan Mustafa Kemal'e kadar Türk ordusu diye bir Amerikalı yazarla Türk subayı yazmış. Orada şunu der, 1700'lerdeki en büyük sorun Türk uzmanlarının diyeyim, sürekli Osmanlı ile ilgili problemleri yazması kitaplar halinde ve çok güzeldir der. Gerçekten problemleri çok güzel anlatır der. Sonunda bir sayfa çözümü ayırmasıdır. Diğer taraftan taktik sahaya siber ineceği zaman şu soruyu sordular İngiltere'de bir harp oyununda. Biz Facebook'un verisine nasıl ulaşacağız dedi bu şehirde. Değil mi? Biz bir şey istediğimiz zaman bize verecekler mi? Yasalardaki karşılığımız ne? Tabiri caizse kollarını nasıl bükeceğiz? Veya ben şu kadar veriyi inceliyorum sahada. Hangi kuvvetle? Hiçbir ordu bunu yani yedek sistem olarak tutamaz. Maliyetler konuşuldu zaten. Özel sektör. Özel sektörün taktik sahada var olması gerektiği bir dönemden bahsediyoruz. Buna hazır mıyız? Son olarak da çatı kurum. Rusya'ya baktığımızda, Çin'e baktığımızda, Hollanda'ya baktığımızda, Almanya'ya baktığımızda bir çatı kurumu olduğunu görüyoruz. Bu konuşmaları BTK'da yaptığımıza göre niye BTK olmasın sorusunu ben sorayım. Sonunda bir sayfa ayırmam lazım ya çözüme, o da benim olsun. Bir üstüne hani biraz daha ahkam kesme hakkını niye kendimde buluyorum? Şundan dolayı buluyorum. Önümüzdeki 25 Ekim'de bizim çalışma komitemizin geliştirdiği hibrit savaş oyunuyla Havelsan ekibi ve TSK'nın katılımıyla gelecek defans ön izlemesini, öngörüsünü araştırmaya çalışacağız. Türkiye'de de bir ilk olacak. Arkasından da yayın yapacağız. Yayını elimden geldiğince yaymaya çalışacağım. Ve umarım o bir sayfa çözümü en azından bir 10 sayfaya çıkartacağız. Geç olduğu için çok hızlı geçtim. Ama yani istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bana ulaşıp istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. BTK Akademi, bilginin adresi.